Arkadaşlar merhaba, 7 Haziran Cuma, Bursa Osman Gazi'de 10 koşulu bir program var. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor Bursa'da saat 13.30'da. 3 yaşlı Arap taylarının şartlı iki koşusu 1200 metre çim pistte toplam 12 tay yarışa kayıtlı. Ve bunlar sadece kazanan bir tay var. Bir numara Sude Nur kazanmışlığı var. Diğerleri henüz birincilikle tanışmadı. Burada ben iki tay arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Önceliğim Mehmet Akyavuz Dairesi'ndeki 4 numaralı Cevherim. Bir kez koştu çim pistte, dördüncü oldu. Bugün için kazanmaya yakın. Yanına yazdığım rakip ise 5 numaralı Delice oldu. Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 5 numaralı Delice. İstanbul Sentetiği'nde 1200'ü 1.24.40 yaparak 7. oldu. Bu rakiplerinin yanında şansı olacaktır. Birinci koşuda bu ikisinin yeteceğini düşünüyorum. 4 ve 5 diyorum. İkinci koşu da 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 1800 metre çim pistte toplam 15 tay birincilik mücadelesi verecek. 3 tane farklı ekürü var. 4 ve 12 ekürü, yine 7 ve 13 ekürü. 10 ve 15 numaralı taylar da ekürü olarak koşacaklar. Burada ise yarışı kazanacağını düşündüğüm bir tay var. Tek bıraktığım şablonumda. O da 5 numaralı Serdar'ı Ekrem. Koştuğu koşulara baktığımda oldukça iyi bir performans sergiledi rakiplerine göre. Sonuçta bir aracı ekürüsünün tayı. Bu Alican aracı. Henüz daha kazanmışlığı yok ama yine aynı ekürü sonuçta. Aracı ekürüsü. Tüm yarışlarını da İstanbul pistinde koştu. Özellikle son yarışı 1900 metrede 1.57'nin içinde ikinci olmuştu. Bugün için hani İstanbul'a göre ters pist, hani yadırgamazsa Bursa'yı, rakiplerini geçip meydandan çıkacağını düşünüyorum. İkinci koşuda 5 numara için tek diyorum. Üçüncü koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 4 koşusu 2000 metre çim pistte. Toplam 10 dişi at yarışa katılacak. 10 kısrak ve burada yamak ikiler at biniyor. 3 at arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Önceliğim 2 numaralı Ray of Light. Bu pistte ilk kez koşacak. Tüm yarışlarını İstanbul pistinde koştu kitapçı ekürüsünün safkanı. Yani rakiplerine göre biraz önde gösterdiği performans. Bugün için kazanmaya yakın 2. Sonra 6 numaralı Sviti Bella epeydir çim pistte koşmadı. Deha temsilcisi. Bugün burada sürpriz yapabilir. Son olarak da startta fazla kalmaz ise Abdullah Çankaya idaresindeki 1 numaralı Soylu Yağmur'da yine şanslı olacaktır bana göre. 3. koşuda 2, 6 ve 1. Dördüncü koşu 7'li plasenin de ilk ayağı. Genelde üçüncü koşularda söylerdik bunu. Bugün 10 koşu koşulacak. 7'li plase dördüncü koşuyla başlıyor Bursa'da. 3 yaşta İngiliz taylanın şartlı 5 koşusu 1400 metre kum pistte. 9 tay birincilik mücadelesi verecek. Günün en zorlu koşularından biri bana göre. Birbirlerine çok yakın performansları var. Her ne kadar 1 ve 2 numara handikap olarak biraz önde olsa da rakiplerinden, bilmiyorum, aşağıdakilerden de gelme ihtimali yüksek bana göre. Sıra numarasına göre eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar, 1 numaralı Before or After'la başlayacağım. Hani 1 numarayı bir tık önde de diyebilirim. Şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. 10 kez koştu. 4 birincilik, 6'da plasesi var. Yaklaşık da 1 milyon 400 bin TL kazanca ulaştı. İyi bir performans 1. Sonra 2 numaralı Saraliva Lontana 4 gün önce koştu. Tabii çok sık koşturuluyor.
3 numaralı canım İlayda son yarışında buradaki rakibi 4'ün çok gerisinde bitirmiş olsa da startta kalmıştı. Bugün için iyi bir çıkış yaparsa sürprizi yapabilir. Sonra 4 numaralı Last Whisper. 5 numaralı Misano, o da startta kalma huyu var. İyi bir start çıkışı yaparsa ki mesafede 1400, son yarışlarını genelde uzun mesafede koştu. Muhtemelen ilgilileri hani startta kalıyor diye uzuna koşturmuş olabilirler ama Ekürü'nün atları bana göre kısa mesafede daha başarılı. 5 numaralı Misano iyi bir çıkış yaparsa fotolayacaktır. Son olarak da 8 numaralı Febris, çok sürprizi öneriyorum. Dördüncü koşuda hani bir tık önde, sonra 2, 3, 4, 5 ve 8 şanslı gördüğüm taylar. Bursa'da ikinci altılı ganyan 5. koşuyla saat 15.30'da başlıyor. 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 1800 metre çim pistte ki birçoğu bu mesafede ilk kez koşacak. Toplam 14 tayı izleyeceğiz. Burada ben 4 tay şablonuma yazdım. İlk olarak 9 numaralı Don't Stop Me Now benim favorim olduğu Onur Yıldız'la. Son yarışını burada birçok rakibiyle birlikte koştu. Geride kalmış olsa da bugün için iyi bir performans bekliyorum 9 numaradan. Sonra 6 numaralı Toros Express son 3 yarışı çim pisti ve sürekli ikinciliklerle tamamladı. Fly By Me temsilcisi Kısrak babası da Red Bishop. Hani çim pist yumuşak olursa şansı çok daha artar diye düşünüyorum. 2 numaralı Akbergü ve son olarak da 3 numaralı El Robar. Şablonuma yazdığım taylar 5. koşuda 9, 6, 2 ve 3. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona eriyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının handikap 17 koşusu 2000 metre çim pistte. Toplam burada da o 15 at yarışa kayıtlı, 5 ve 14 dikencik ekürüsünün safkanı, sürprizci ekürünün atları olacak. Burada önceliğim 3 numaralı Yaşar Serap oldu. Muhammed Mirbilgin'le zaten son günlerde çok formda. Muhammed Mirbilgin 3 numarada formda bir safkan, son yarışını kazandı. Bugün içinde kazanabilir. Sonra 4 numaralı Kurt Engin yine startta kalan atlardan biri. Çok fazla kalmazsa sonlardaki etkili atayla yine şanslı olacaktır. Son olarak da Alican İnci İdaresi'ndeki 8 numaralı Emir Enes diyeceğim. 6. koşuda şans verdiğim atlarda 3, 4 ve 8 oldu. 7. koşuda 4 yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum pistte koşacak. 4 dedim 3 ama zaten 3 yaşında bir safkan yok. Burada da 4 ve 8 numaralı atlar ekürü olarak yarışa katılıyor. İki at arasında geçeceğini düşünüyorum. Aslında çalışırken hepsi dedim, yani gelmeyecek bir at yok gibi geldi bana ama iki ata düşürdüm yine de, zor da olsa. Her zamanki gibi tabii siz öncelikli tuttuğunuzu yazın derim. Yani ben burada iki at yazdım. Artık şansımıza. Bunların ilki 4 numaralı Run for Happiness. Son 3 yarışı çim pistte. Kumda daha iyi koşacaktır. Zaten çok iyi bir pedigrisi de var. Beklentilerin altında koştu. Bugün için bu rakiplerinde favorim 4. Sonra da 5 numaralı Çamlı diyeceğim. Yine Muhammed Mirbilgin var üstünde ama iyi bir performans sergiledi. 7. koşuda şablonuma yazdığım atlar 4 ve 5. 8. koşu günün ve sezonun önemli koşularından biri, Nilüfer Belediye Başkanlığı adına düzenlenmiş kupalı koşu kısa vade 6. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları kupa için 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesi verecek. Burada da 3 at arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Bunların ilki ekürülerden 9 numaralı Kardeşcan. Mehmet Akyavuz'daki ekürüsü de TSRN Can Saadettin Borez var. Önceliğim ekürüler. Sonra 4 numaralı Sultan Yel. Bu grupta biraz zorlu olsa da
kazanabilir diye düşünüyorum. Sevdiğim bir safkan Sultan Yel. Ve son olarak da 2 numaralı Anka Ateşi ile bitireceğim. Son 3 yarışını 62,5 kilo ile koştu yine Kadir Tokaçoğlu'yla. Bugün için 60 kilo biraz hafifledi. Son 4 yarışında ikisini kazanmış bir safkan. Bugün için de kazanabilir. 8. koşudaki sıralamamda 9, 4 ve 2 oldu arkadaşlar. 9. koşuya geldik. 3 yaşlı İngiliz taylarının handikap 14 koşusu 1900 metre kum pistte koşacak taylar. Burada da yine 3 tay değerlendirmemi aldım. İlk olarak 3 numaralı Power Again ile başlayacağım. Oldukça iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Sonra 5 numaralı Daytime Sun ve son olarak da 1 numaralı Kara Pınarlı Ezgi benim şablonuma yazdığım taylar 3, 5, 1. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşular 18'de bitiyor. 3 yaşlı tayların maiden koşusu 1800 metre çim pistte bölünen maidenin diğer ayağı. Burada da 15 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada da 2 tay değerlendirmemi aldım. Tabii yine zor koşu yani 15 tay birbirine yakın performans sergilediler vesaire. Ben burada 2 tayın arasında geçeceğini düşünüyorum. İlk olarak 3 numaralı Misty Hills 3 kez koştu. Bugün için yeni formasıyla sahaya çıkacak. İyi bir performans bekliyorum 3 numaradan. Rakip olarak da 2 numaralı Leon of Honor'ı öneriyorum. Son koşuda şans verdiğim taylar 3 ve 2 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bugün İstanbul var. Akşam yine Saratoga var. İstanbul için herhalde hazırlayamam. Şu an saat 8.30 oldu akşam. Muhtemelen Saratoga'yı hazırlarım ve yayınlarım. Orada görüşmek üzere. Şansınız bol olsun.